Hazır. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ben masada da. Resulina Muhammedin salavat. Ben masada da. Benim dolapta mı? Tamam. Şimdi zaman, her bir zamanın bir hükmü var ya, her bir zamanın bir hükmü var. Mesela Cenab-ı Hak böyle insanlar devir devir, dönem dönem farklı bir şeyler yaşadıkları için farklı cevaplar geliyor, farklı dersler geliyor. Kimin o? Her 100 senede bir Cenab-ı Hak bir mucidi din gönderiyor. Peygamberimizden sonra aleyhissalatü vesselam Hatemen Nebi. Daha peygamber yok ama devamı değişiyor. Şimdi İmam-ı Gazali zamanında Avrupa'dan, yani Roma ve Bizans'tan, Roma'dan felsefe gelmiş. Yani kafaya göre, bana göre var ya, gelmiş. Ona göre Cenab-ı Hak Gazali'yi o cinsten donanımlı gönderdi. Şimdi bu asır zaaf iman. Bilgi sorunu yok. Tuş iki parmağın arasında yani. Basarsın, her bilgiye ulaşırsın. Mesela adam, kütüphane gibi adam ezberlemiş. Ezberlemeye de gerek yok zaten. Öyle de methedilmemiş ezberlemeyi. Yani kitap yüklü merkebe benzetiliyor. Zaaf iman. İman zayıf olduğu için bilgiler de aktif olmuyor. Mesela vitrine çalışıyor, türbine çalışıyor tabiri var ya, sokak tabiriyle. Yani ihlas olmayınca bir şey yaramıyor bilgin. Hatta belki şere vasıta oluyor. İman, iman meselesi biliyor musunuz? Yani temelde iman. İman hem nurdur hem kuvvettir. Şimdi Risale-i Nur bu asrı tanımlarken, yani burada şunu söyleyeyim, asrı tanıyamazsan Risale-i Nur'a ehemmiyet veremezsin. Adınız gibi bilin. A eşittir B ise, B eşittir A'dır ya, sırınca adam Risale-i Nur'a şöyle bakıyor. Bilin ki zamanı tanımadı. B eşittir A'dır. Tanımlayamadı yani. Zamanı şey zannediyor, eskisi. Yani burada doğdu büyüdüğü için mukayese imkanı yok. Doğdu büyüdüğünden zamanın dehşetini anlayamıyor. Mektubatın sonunda geçiyor. Risale-i Nur'un emniyeti diyor zamanın dehşetindendir. Ha, şimdi ben size ne şey yapacağım burada ders? Bugünkü dersimiz yarım saat veya 45 dakika sürer sürmez. İman İki şeyle kategoride korunur. Bir, devamlı onu besleyeceksin. Bir de İslam, doğru. Doğru eylem. Doğru olabilmesi için psikolojide temeldir yani bu. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla doğru miktarı yapmak. İfrat fettibriden azar. Yani mesela doğru zaman. Şimdi sabah namazı kılınır mı? Kılınmaz. Doğru zaman değil. Sabah namazının zamanı değil. Doğru mekan, gayrimeşru yerlerde olmaz bu işler. Doğru kişilerle, doğru miktar, doğru olacak kadar miktar. İfrat ve tefrit kadar olmayacak. Her şeyde ama bu malzeme temeldir bu. Bu ne kadar birbirinden kopuk olursa o kadar sorun yaşıyoruz. Psikolojik sorunu yaşar. Ben, bak nereye? Psikolojik yansıması zaaf imandan kaynaklanıyor. İman zayıf olduğu için kadın veya erkek evde kavga sebebi olur. Tahammül yok. İman zayıf olduğu için bak. Tahammül. Af yok. Fedakarlık yok. Tahammül yok. Evde adalet arıyor. Evde bir tuhaf tuhaf ya. Kendisi de niçin kavga ettiğini de bilmiyor. Mesela bugün birisiyle
dostum, yani ben konuşacak zamanım yok. En fazla 5 tane telefonla konuşurum, fazla konuşurum. Bizim köydeki kardeşim, işte oğlum. Neyse sorun var, 2 seneden beri evden ayrılar. Neyse ben onun ısrarıyla, bizim kardeş, köylüm, çocuğunu aradım. Dedim ki, hayırdır, niye evde sorunun var? Diyor ki, ne zaman var dedim, ta baştan beri diyor. 6 yaşında çocuğu var. Baştan beri diyor. Baştan beri sen kafadan yoksun ya. Ta hemen zaten kendisini ele verdi. Birisini konuşturuyorum eşi hakkında. Eşinden bilgi aldığımı zannediyor. Eş aynadır, kendisini anlatıyor. Anladın mı? Mesela şuradan şöyle kıyas edeyim, sonra başlıyoruz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, tebessüm etmek sadakadandır. Buna bunu söylettirme ihtiyaç duyulan, mesela ne mutlu o kimseler ki baklava çok iyi yerler. Demiyor değil mi? Ne mutlu o ki verebilen. O zor. Şimdi tebessüm edilemediği için tebessüm sadakadan olmuş. İnsanlık ne kadar dibe vurduğundan anlayın buradan. İnsanlık ne kadar dibe vurmuş ki tebessüme ihtiyaç var. Mefhumu muhalifiyle. Şimdi eşini bana anlatıyor ama kendisini anlatıyor. Mefhumu muhalifiyle. Kur'an'da şöyle bir yöntem var ya, diye ustad kullanıyor 11. lemada. Kafirler geberdiği zaman mevcudat ağlamaz. Yani ustad da oradan diyor ki, Müslüman öldüğü zaman mevcudat ağlar. Şimdi laikaları tutunmasan yöntem olarak trenini götüremezsin. Trenin kendisi imandır, laikalar onun rayidir. Yani bugün ailevi sorunu, içsel sorun, tahammül, sabır, af, vefa, hepsi temeli iman. Ne anlatırsan anlat, iman yoksa eyleme geçmez. Eskiden iman o kadara, imanın o kadar güçlenmesine ihtiyaç yoktu. Çünkü niye? Sizin bilmezsiniz, babalarınız ancak bunu der. Çünkü imanı tahrip edecek sebepler o kadar yoktu. Evde kimsenin evinde televizyon yoktu, radyo yoktu. Şimdi bir pislik Çin'de olmuş, Tayvan'da olmuş, anında Türkiye'de. Şeri hemen yayıyorlar. Pisliği yayıyorlar ki siz de bunun aynısını yapın. Şimdi iman olmayınca hiçbir şeyi yoluna koyamazsın. Mesela tahammül sana gücü veren imandır. Vefayı veren imandır. Diyagramlık imandır. Sıkıntıya affetmek, tahammül etmek hep imandan. İmanın gücüne göre olur. Hep ondan. Şimdi ondan okuyorum. Risale-i Nur mesleğinde iman kurtarma hizmeti, saate bakıyorum, en birinci vazife ve esastır. Yani imanı nasıl kurtaracaksın? Yani var ki kurtuluyor. Müslüman'da var ama kurtulması gerekiyor. Peki nerede kaybetmiş? Kâbi fırtınada, Kâbi selde. Nasıl mesela? 5. şua. İzmir'in plakası kaçtı? 35. 35. 35. sayfada bak ne diyor Kastamonu'da. Sen unutmasın artık. 35'te diyor ki, 35'te olacak. Ha, 37. Ben de diyorum niye yok. 5. şua. Bak imana bak. Umumun ve bilhassa ehli ilmi. Televizyonlarda çıkanlar var böyle. Dini kurtarmak davasında din tahripçileri var. Bu, böyle bir Mustafa Sabri Efendi'nin bir kitabı var. Osmanlı'nın son zamanlarında böyle bir kitabı var. Oradan söyledim bu sözü. Dini tamir davasında din tahripçileri. Yani bakın, 5. şua, umumun ve bilhassa ehli imanın, ehli ilmin, ehli imanın, ehli ilmin imanlarını tahsih edip kurtarıyor. Kaybetmiş imanını. Ya hadis inkar ediyor, ya da Deccal'ı daha 500 sene sonra bekliyor. 500 sene sonra Deccal'ı bekleyen var, biliyor musunuz? Minare boyunda Deccal bekleyen var, biliyor musunuz?
Nasıl bir kafa taşıyorlar, hayret ediyorum ya. Teşbih ve temsili. Bunu desen de sana gülüyor. Ha. Milletin kurtarıcıları bunlar. Vay bu milletin haline. Bak beşinci şua, umumun ve bilhassa ehli ilmin imanını, imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Niye? İman gidiyor. Küfre, batıla tarafgir oluyor. Taraftar oluyor. Kendisi kafasına göre güya bir yerleri aldatıyor, zannediyor. Zannediyor. Cehalet olsun bir şey olur mu? Yok, cehalet olmaz bunlarda. Mahkematta söylüyor. Ehli ilmin ifrat ettiği için diye özürü yoktur. Ehli ilim. Avam olsa olabiliyor. Umumun diyor. Ve bilhassa ehli ilmin. Ehli ilmin şeyi üzülüyor. Onun için Risale-i Nur iman kurtarma hizmeti en birinci vazifesi ve esasıdır. Evet, iman sonsuz bir saadeti netice verdiği için kıymeti de sonsuzdur. Esas hatırlıyordun o. İmandan başka hiçbir şey iman gibi sonsuz değere sahip değildir. Onunla anlam kazanıyor her şey. Allah bile onunla biliniyor. İman. İmanı karşılığında bir sebap yoktur. Yani orucun diyor ki Cenab-ı Hak ben vereceğim diyor sebabı. Belli şeriatta belli olan bir sebabı yok. Miktar sebabı yok. Namazın vesaire var. Zekatın var. Şunun var. Orucun yok. Orucun belli şeyi yok. Sebap. İman bunun arkasında daha yok. İmanın bir sebabı yok. Yani miktar yok. Çünkü imanın karşılığı Allah'tır. Allah da bir şeyle ölçülmez, tartılmaz. Alınmaz yani böyle. İmandan bak, iman sonsuz bir saadeti netice verdiği için kıymeti de sonsuzdur. İmandan başka hiçbir şey iman gibi sonsuz değere sahip değildir. O halde iman kurtarma hizmetinin değeri de başka bir şey eş değerli olamaz. Ve bu hizmet hiçbir şeye vesile ve alet edilemez. Onun için siyasette Nur Talbi'nin alakası yoktur yani. Yol gösterir o kadar. Yol gösterir. Çünkü vazifesi nedir? Mücedditlik olduğu için onlara da şu yol gösterir o kadar. İmanın karşılığı Allah'tır arkadaşlar. İman. İman böyle bir ana babadan kalan bir miras gibi değil. Ana babadan bina apartmanlarsa kalıyor ya. O ana babadan kalan miras imanla bu cemiyette yürüyemezsiniz. Ne yapar sizi? Batıla tarafgir eder. Adam bir tarafgir oluyor. Kandırdığımı zannediyor. Kandırdığını zannediyor. Oysa kendisi kanmış. Bitirmişler işini. Güya ehli dalaletin mümessilleri var böyle. Ceyran yani. Ehli dalalet, zendeka cemiyeti diyor ustad. Onların temsilcileri var. Onları tek tek zannediyor bu. Onlar temsilci. O mesela spiker çıktı diye o tek mi zannediyorsun? O orada kukla. Siyasi liderler kukla. Arkasında oynatanlar var. Bu iman da böyle yani. Bediüzzaman Hazretleri iki has ve halis talebesinin iman hizmetindeki gayretlerine ve bu hizmeti esas gaye yapmalarına dikkat çekip teşvik eden mektubatında diyor ki bütün makasıdı hayatı içinde en büyük, en mühim maksatlar o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi, yani yaratılış gayemizin fıtri halinin en mühim vazifesi nedir? En mühimi hakaik-i maniyeye hizmet olduğunu telakkileridir. Barla Laikası 21. Barla 22'den okuyorum. Ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti. Bak ehli imanın imanı buldun.
Ama o buldunsa kalmıyor ki. Onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisiyle avucunda ateş tutmak kadar, kor tutmak kadar zordur. Yani iman elde ettin de nasıl koruyacaksın yani? Bir sürü tarafgirlikler var. Diyor ki, ey imanın, imanlarını muhafaza etme gayreti en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şubehat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı yüksek bir derece şefkatte hissetmeleridir. Yani mesela ben öyle bir insan biliyorum ki yani hakikaten dev adam. Yeri de söyleyeyim. Karadeniz'de, Çayeli'de bizim Hafız var ya, Hafız. Evet. Onun eski arkadaşlarından ama bir cemaati temsil ediyor o bölgenin. O bölgenin imamı. Tamam. Bunlardan. En tepe. Kısa boylu bir adam. Hakikaten dev adam. Ama vesvese ve vehimde hemen kedi olmuş kedi. Kedi yavrusu gibi miyavlıyor. Bir görecektiniz yani ne kadar zor. Acıyor tabii Müslüman ya. Acıyorum ya. Hafıza demiş ki, Hafıza, bak bir şey anlatmak için söylüyorum. Bizim Hafız var ya bizim. Dedi ki, siz soracağınız soru mu? Kameraya alış yapmayın. Dedi ki, ya dedi Bediüzzaman Hazretleri dedi bunu çözmüştür dedi. Ona yakın bir yaşta. Ben dedi vesvesede durumum hiç iyi değil Hafız dedi. Yok bir şey olmasa ya dedim. Sen dedi bu konuda uzman, bu cemaatta uzman birisiyle beni tanıştır dedi. O kadar niye endişe ediyorsun dediği zaman dedi ki benim imanım yok dedi. Benim imanım gitti diyor. Aslında imanı gitmemiş de bunu ona söylettiler vesvese. Kamil bir imanı var şu anda. Çünkü hırsız boş eve girmez, bilmiyor. İmanı gitseydi, imanın gitmesinden endişe etmezdi. Hiç siz kafir Almanya'nın Çin'i gördünüz mü? Bir Çin kafirini. İman, imansızlık çok kötüdür, imanım gitti diye endişe etmiştir. İmanı gidenin iman endişesi olmaz. İman olmayanın, iman diye bir davası olmaz yani. Kimin sıkıntısı olur? İmanı hassas olanın endişesi. İmanı olanın derdidir bu. Hani Üstad diyor ki, seninle alakası olmaması gösteriyor ki, yani senin sıkılman var ya, vesvese, imanım gitti. Endişe ediyor musun? Sen diyor. Seninle alakası yok bu işin. Bu şeytanın şeyi sen. Neyse, ben de o zaman İstanbul'dan Rize'ye gitmiştim. Dedi ki, neyse ben sana haber veririm dedi. Bana şey yaptı. Dedi ki, öyle bir bana şey verecek ki zaman, hiç kimse olmayacak. Hiç kimseyi kabul etmeyecek. O zat söz verecek. Beni deşifre etmeyecek. Anlayış yapmayacak. İsmimi vesaire söylemeyecek. Hususu sorularımı o bana bunu anlatacak diyor. Neyse geldi. Ondan sonra. Batı buyur hocam dedim. Çok hürmet ederim. Yani çok yaşlı ben de. Vardı o zaman. Yani. Benden 30 sene büyüktü yani. Tabii yaşlı. Alim hakikaten. Ona baktım vesvese. Yani bizimle alakası yok ki. Vesvese risalesi. Hocam dedim. Biraz söylüyor, diğerini söyleyemiyor. Korkuyor. Dikkat ya adam akaid okumuş, okutuyor. Arapça şey ya. Şey veren, tekamül de şeyini veren zat. Yani hocaları yetiştiren, hocaları yetiştiriyor. Tekamül şeyini veriyor. Ondan sonra... Tabi diyor, diğerin diyemiyor. Atlay atlaya gidiyor böyle. Böyle geliyor falan. Hocam böyle de diyor mu? Hayır ya dedi. Ben kimseyi demedim. Nereden biliyorsun dedi ya. Böyle dedi diyor mu dedi. Dedim ha. Bana da diyor da ondan. Nasıl rahatsın dedi bu karısı. İyi dedim şimdi seyret. 21. söz var ya. Vesvese Risalesi. Aman yarabbim. Nasıl dinliyor biliyor musun? Nasıl bir görecek. Ondan sonra bir saat geçti. Burada keselim hocam. Hayır. Hayır dedi. Kesme hakkın yok. Okuyacağız hepsini. Lan vesvese sen biter mi? Ben de benim izahım. Daha iki ilçeyi. Hayır orayı biteceğiz. Hepsini okuyacağız. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Sonra neyse
Ben sonuca doğru şey yaptım, evrildim. Yani iman acayip bir şey. Sonra ev rahatladı, tuttu, o kitabı bana vereceksin dedi. Öyle bir isteği vardı ki sanki başka kitap yok. İlk bu, başka yok yani. Onu bana verecek. Ya hocam dedim şey yapayım, fotokopi çekeyim vereyim. Çünkü biliyorum bana bu kitap gelmeyecek. Bu sefer kıymetini anlasın diye ödünç veriyorum, bir hafta sonra getireceksin. 15 gün sonra zor getirdi. Getirmedi de kafı zorla aldı. Gitti al dedi. Çünkü gitsin külliyat alsın. Şimdi imanın kıymetine göre musallat olan şu bakteriler, mikropları, aralara bak. Şeytan. Peki neyle imanını kurtaracaksın? Bak gitti biliyordu. Ondan sonra bu genel ders mi yapıyorsun bunu? Benim hocalar, hocayı yetiştiriyor ya. Onları dedi toplayacağım, bir gün bunları ya anlatacaksın. Hiç şansın yok, onu anlatacaksın dedi ya. Ders yaptım ona. Ya, ders yaptım. Çok şükür. Biz hiç yaşamadığımız için yani evet. Bize... Bilmiyorum, bize yani şey geliyor ya, yani, değil mi? Abdülbasit. Yani çok basit bir şey geliyor. Ya. Biz yaşamadığımız için. Adam ya. Yani iman vesvese gelmeyince vesvese diyorum ya. Nasıl vesvese gelmedi ya? Şeytan yok mu? Olması lazım devrede. Vesvese gelmeyince vesvese diyorum. Buna vesvese gelmesi lazım. Ya neler vermiş, vesile olmuş Risale-i Nur? Haberimiz yok. Onu demek istiyor. Çok şükür ya. Mesela bir de bu harita var ya mesela. Şu şudur, vehim budur, vesvese budur. Vesvese kalbe, lüme-i şeytan da şu oluyor bu. Sonra harita ya. Bunlar arkadaşlar doktorluk. Zaten başka bir şey. Doktor. Doktor ne diyecek sana? Nasıl tanımlıyor? Vesvese ile vehmi aynı kategoriye koyacak doktor. Risale-i Nur bilmiyorsa. Vesvese şeytandandır. Vehim ise cinlerdendir. Habis ruhlardandır. Vesvese ameledir, imanadır, abdestedir, gusuladır. Olan eylemedir. Vehim ise olmaya düşünceleri var edendir. Zanlar, tereddütler, şüpheler, fikirlerin kaynağı vehimdir, vesvese değildir. Vehim dimağa aittir, vesvese kalbe aittir. Yani tak elinle koyduğun gibi ha, bu budur. Risale'nin bu şeyi veriyor çok şükür ya. Ne kadar rahat, nasıl rahat olabiliyorsun diye. Sana demiyor mu iman gitti, gitti ne yapalım? Bu, endişe etmiyor musun? Nasıl söylüyorsun bunu diyor ya. Anladın mı? Hemen şeyi getirdim. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tefekkürü küfür, tasavvuru küfür de küfür değildir. Esbabını araştırıyorsun. Bu budur, bu da budur. Ya, iman bambaşka. Yani imanı korumak adına bak neler. Mesela Miraç. Yani ne anlatıyorsun buna? İmanın talisi, tekamül için vesvese bilinmesi lazım. Miraç Risalesi bilinmesi lazım. En mühimini söylüyorum. Ondan daha mühim. En mühim ne biliyor musun? İbn-i Sina dahi, bütün ulema-i İslam diyor 10. sözde. Bütün ulema-i İslam haşir bir nakildir. Tamam. Akıl buna akli değildir, buna akılla yol bulamaz dediğini çocuklara da avama da ispat etmiş. Haşir aklidir. Diğer var abi, kısa okuyayım. Ha, oku Tahir. Bu zamanda Lillahi Elham Sünnet-i Seniye dairesinde kemal-i imanı kazanan Risale-i Nur şakitleri evliyaların, mürşitlerin nazarı dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından her zamanda bulunan hakiki mürşitler herhalde bu zamanda Risale-i Nur şakitlerine müşteri olurlar. Birisini elde etse 20 mürid kadar kıymet verirler. Hani abi dedin ya çok yüksek adam. Onlar da Risale-i Nur talebelerine talebe olurlar diyor. Evet bak şimdi bu adam Arapça dersi vermiyor. Hocaları var ya hocalar, Arapça ders veren hocaları son oklavasından geçiyor. Bu onaylarsa icazet veriyor. Bu öyle bir adam. Şimdi evet Risale-i Nur böyle bir mesela haşir. Başka bir tane mesela, gene bir Rize'de hani ömrümüz bu yolda geçtiği için sizde de örnek olacak, olmuştur olacak. Gittim, Melyat Kur'an kursu, yeri de söylüyorum.
Orada indim, yaya çıkacağım. Çanta elimde. Dedim şurada akşamı kılayım. Kur'an kursu ya. Hafız yetiştiriyor. Allah selamet versin. Mustafa hocam vardı. Kaliteli adam. Bir de üç tane hoca var böyle. Çayeli'deki meşhur insanlar Mevlat'ta Kur'an kursu çalıştırıyorlar. İndim. Ben de 30 yaşlarında ancak var. İndim akşamı kıldım. Onlar da sünneti kılarken ben farza, yani kılmışlardı yani otobüsten indim. Akşam kıldım. Yabancı benim tabii gözüküyor. Nasıl böyle parlıyor, böyle gözüküyor farklı. Dedi ki, delikanlı hoş geldin dedi. Galiba evet dedim hocam, yolcuyum falan. Ya gel dedi ya, bir dinlen dedi, soluktan içeride odaya. Allah razı olsun, sen misin bu iltifatı? Odaya aldılar hocalar. Akşamda yatsı arası, hocalar eve gitmiyor. Sohbet ediyorlar odada, günün şeyini. Yatsıyı da kıldırıp kendileri gidiyor, nöbet çocuk kalıyor hafaza. Ya dedi, gitti, ne iş yapıyorsun falan, biraz anlattım böyle. Tamircilik yaptığımı anlattım. Yani beyin ve kalp tamir atölyesinde çıraklık yaptığımı anlattım. Ondan sonra biraz, ne dedi? Ya dedi, anladım dedi, Risale. Ya dedi, madem Risale-i Nur'la meşgulsun dedi, şimdi zaten sohbet yapacaktık dedi. Ya dedi, eğer şeyin sence de bir mahsur yoksa, şu öldükten sonra dirilme meselesini bir böyle sohbet yapsana, şöyle bir yarım saat gibi diyor. Hiç unutmuyorum böyle. Ondan sonra 10. sözün ikinci suretini yaptım. İkinci suret. Bir de hakikati var. İnan. Akşam yatarsa 1,5 saat, yarım saat demişti. 1,5 saat demişti. Sonra ne dedi? Dedi ki her akşam dedi seni bekliyoruz. Sen köyden gidene kadar. Bu Risale'yi diyor, Haşi Risalesini burada beraber bitirelim dedi. İşte İbn Sina Haşir nakliyidir. Akli işi değildir. Akıl buna yolu bulamaz dediğini ispat ediyor. Şimdi imanı nasıl terakki ettireceksin denildiği zaman o mukadder soruyalara cevap veriyorum. Bir, Vesvese Risalesini okuyarak. İki, Miracı okuyarak. En mühim 24. söz, 24. mektup. Bak 24. mektup, 29. söz ve 30. söz. Bu üç risale için diyor ki usta. Nerede diyor? Mektubatın 18. mektubu Filistesinde söylüyor. Filistesinde diyor ki, felsefe ile, akılla, ilmi beşerle bilinmesi, izah edilmesi mümkün olmayan üç risale. 24. mektup. Ne anlatıyor 24. mektup? Bu faaliyeti hakimane. Kainat niye durmuyor? Niye geliyor? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Niye durmuyor? Şefkat-ı Mukaddes-i Memlek orası. 24. mektup. 29. sözde ne var? Haşir, melaike, ruh. 3. risale. Ene ve zerre. Bendeki o, ondaki o. Ben. Bendeki o, ondaki ben. Yani kendini tanımak. Birisi kainattaki faaliyet. İki, insandaki o ötelere ayna, Cenab-ı Hakk'a ayna darlığı. Sonra ahiretin, aşrin, ruhun, melekelerin ispatı var. 29. söz. İşte imanı nasıl inkişaf ediyor? Asın tereddütlerine tıpayı koyuyor. Vesvese Risalesi, Haşi Risalesi, 10. söz, Miraç Risalesi, ya bir adam nasıl gider bak. Sonra 16. söz, Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Nihayetsiz, sonsuz, farklı farklı işleri bir iş gibi nasıl yapıyor? 16. söz. Yani benim mesela mektepte bu nurcu olmama vesile olan sözdür o. Allah var, niye gözükmüyor, tutulmuyor, hacmi, kütlesi yok. Ama elma yaparken koyunun tüyünü de büyütüyor, gezegenleri tutuyor. Sibirya'da bu iş yaparken Arabistan tarafında hurmayı büyütüyor. Nihayetsiz, sonsuz işleri bir iş gibi kolay nasıl yapıyor? Allah
çekici yok, eli ayağı yok. Bunu nasıl yapıyor? 16. söz. Mesela bakın. Peki bu kainat niye durmuyor? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Bu yani ihtiyacından mıdır Allah? Yoksa iktizası mıdır bu kainatın? Mesela su ıslatır, ihtiyacı mıdır, iktizası mıdır? İşte bu da 24. mektupta anlatıyor. İşte iman böyle inkişaf ediyor. İman sanki bir yanan ateş gibi odun koyuyorsun. Her Risale'yi okumakla odun koyunca ateş daha güçleniyor. Kül haline gelmiştik, odun atılmamıştı. Sönmek üzereydi ateş. Bu derslere katılarak öfleniyor, güçleniyor. Ya bir kere Risale-i Nur'un imani mevzularını okudukça ahiretle bir, Allah ile ümitli yaşıyorsun. O kadar acayip bir şekilde anlatamam bunu. Zaten yaşıyorsunuz. Mesela şimdi psikolojisi, psikiyatriste olanlar var, psikologların orada kapıda bekleyenler var. Ekseriyeti mutlakası vehim ve vesvesedendir. Bedensel olarak gözüküyor. Ne yapacak onu? Ne diyecek? Ustad, bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Ah Emre, sileceğiz nasıl Emre? He, şu kaderini söyle. Kaç ay odadan pencereyi açmamıştın, çıkmamıştın? Vallahi hatırlamıyorum ama Risale'den önce hakikaten... Ben 6 ay... Sen biliyorum, 6 ay. Olan belki fazladır yani Risale'den önce... Fazla. Bu diğer kitaplarla çok vesvese çok şey oluyor fazla yani orada. Çoğaldı. O anlatılan bir şey değil yani o yaşanması acayip. Şey. Evet. 6 ay camında var ya panjuru açmamış. 6 ay odadan çıkmamış. 6 ay arabaya binmemiş. Odadan çıkmamış. Ben bunu teslim aldığım zaman. Nasıl yürüyordu biliyor musun? Şimdi Kabadayı Külhan Bey'le yürüyor da onu da yürümesini düzelteceğiz. Şöyle yürüyordu. Böyle ha? Allah Allah. He ya. Her şey bitmişti canım. Şu anda Emre hoo. Allah Allah. İzmir'den arabayı götürüp götürecek. 6 ay arabaya binmemiş. Peki ne oldu ilk gittiğimiz zaman? 15 dakika konuştuk. Bir saat ne kadar konuştuk. Sohbet etti bulduk vesaire. Murat Dursun hastası olmuş. Hadi inan bakalım. Hadi gidiyoruz. Çoptan eşyan hadi İstanbul'a gidiyoruz. Ondan sonra... Abdullah Demirtoğlu, sen ve ben. İn arabaya, sekiz ay arabaya binin. Bin arabaya, arabayı sen süreceksin. Ben mi? Evet sen. Abdullah Demirtoğlu diyor ki arkadan, abi tamam da, vesvese sen atacaksın. Abi hadi ben bir şey değil. Yani sen de varsın arabada abi yani. Bu da BMW ya. Hani sen de var. Abi sen de varsın diyor ya. Bak, ondan sonra, evet ben de varım dedim sesli. Hadi bin. Öyle mi değil mi? Öyle, aynen. Bin, hadi bakalım. Oo, nerede o Emre? Şimdi yerini tutamıyoruz. Bazen diyorum ki odasında mı kalsaydı da. Ya nereden, nereye getiriyor diyor. Ya çok şükür. O hocam, onu görecektiniz. Bak ben bir de dayanamıyorum. Vesveseli salisin çabınca. Başladı ağlamaya. Kalktı. Ben sen çünkü kesme. Kalkıyor, öpüyor enseden şey yapıyor. Ya iman ya, imanım yok diye bilen adam kamil iman sahibi olduğunu çıkıyor ortaya. Yaban arıları nereye ulaşıyor? Dedim ki bir şey var yani hırsız boş eve giren. O vesveseli sarsı ayağa kalktı. Sonra ne dedi? O bitti. Dedi ki ya ben dedi, ya artık kardeşiz dedi hususi. Gidiyorum ona, kursta beni alıyor. Ya dedi bir insan nasıl çıkar dedi cesetten bir aç dedi ya mutlaka vardır. Dedim hocam. Nereden biliyorsun mutlaka vardır? Asrın ne tereddütü sorusu varsa dedi, eğer mücedidse dedi cevabı vardır dedi. Yoksa kabul etmem dedi. Benim hatırıma ne geliyorsa cevabı vardır, olması lazım. Değilse mücedid değil Hasan kardeş dedi. Bak bu arada kendi mesleğini sorgulamaya başladı. Asrın ne tereddütü getirmişse cevabı var olması lazım. Çünkü mücedid asrın çıkış yoludur der. O da malim adam. Dedim ki hocam miraç yapalım. Miraç çok uzun dedim ya. Şu hakikatini yapayım. Mahiyeti var, hakikati var, sureti var, meyveleri var, şu var. Bu arada tam da benim mesleğim ya. Bir paragraf tabii, bir iki saat sürüyor. Böyle böyle paragraf falan. Hiç unutmuyorum. Ya adam durmuyor ki. Adam çay yapıyor kendi eliyle.
benden en az 30 yaş yaştı. Sen dışarıdan şey yapmasın diye evinde hala yani hala diyor zengin tatlı yaptırmış getirmiş. Bir günde kendisini getirmiş hanımın oraya koymuş yaşta 30 yaş benden. Ondan sonra o da talebe yetiştiren hocanın. Haşire kardeşim derdi. Bir haşir bir daha yap. Beyim anlattı ama sen bir haşir de yap. Kime gidersem haşir istiyor hocalar. Bizim köyün imamı. Mesela bizim köyün imamı Halil. Halil şimdi Kütahya'da. Şimdi ben sesimi de duyar. Halil imam. İmam Hatip'te mezun o zaman imam oluyorlardı. Biz ilk tayin oldu bizim köye. Bak Halil. Bizim köye neyse tanıştık. Namazı kıldırıyor köyde. Kar yağdırılıyor. Ben de köydeyim. Geliyor 10. söz. 10. söz de nurcu oldu. 10. söz. Öldükten sonra dirilmiyor. Gece gündüz onu yapıyoruz. Her gün. Bitirdik 10. söz bir daha. Ya of be. Mesela bir tanesi vardı. Yok ya yine. Ben dedi, şimdi imanın tadını aldım dedi. Hiç unutmuyorum. Bu da şu anda Rize'de kafile başkanı. Şeyi götürüyor, Ümre Haç organizasyonu. Emekli olmuş, hem imam hem kurs hafız yetiştirmiş. Adı değil, belli değil, ne kadar talebe yetiştirmiş bu. İmanım lezzetini şimdi al. Ne zaman beni görürse, ya 16. söz yaptıracak, ya 24. mektup, bir kere yaptık ya onu. Yani imanı inkişaf ettirmek için, muhafaza etmek için Risale-i Nur. O kadar deli şeyim var ki, hayatım bunlarla şey dolu. Dolu yani, çok şükür. Bir kere emin adımlarla seni yürüttüm. Ben onları, İssuzu dinini bile biliyorum. Şakyamuni bu da değil. İssuzu, Nisan, Tao, Ti, bunlar din, Fareta. Yani bunları bilen bir insanım yani. Risale-i Nur'u kıyas edebilecek insanım. Daha önce ben Nurları tanımadan önce Karl Marx okumuşum. Mao'yu okumuşum, Mao. İlk önce Mao okutturdular bana. 1975, Haskell Lisesi'nde. Mao. Sonra Karl Marx felsefesi. Sonra elhamdülillah 78'de Risale-i Nur denk geldi. Bitti ya. İlk bana okunan Meyve Risalesi. Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri yanıma geldiler. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Siz Allah'tan bahsedeyim var ya. Orada altı tane bir örnek var ya, orada güneş bir anda her yerde, hiçbir yerde değil, nihayetsiz işleri bir iş gibi yapıyor. O misale o zaman dengem bozuldu işte o kalabalıkta. Kalbim koba 30 kişiydik. Ben demişim lan, şuuru kaybetmişim demek ki o şey. Çok Mao'yu, Tao'yu okuduk ya böyle. Tamam, mesele bitmiştir, burada mesele bitti diye bir kendi gayri şuuru bir şeyim oldu. Ve ömrümde ilk defa namaz, ikindi namazın orada kıldım ve o kılıç okumuş. Risale-i Nur böyle. Hasan abi bu muhakematta geçiyor. Lasiyama diyor, kalp bazı meselenin derin kuyusunun dibinde tıntın eder, lisan işitemez diyor. Yani bu mal değil de mesela bu geçmiş İbn-i Sina, İbn-i Haldun bunlar kalben çok iyi orada yaşıyorlar ama bu şekilde tanımlayamaz. Bu seviyeye indiremiyor. Aslında kendi çok iyi şey yapıyor. Aziz kardeşlerim, siz katı biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife rüy zemindeki bütün muazzam mesaiden daha büyüktür. Mesela meşgul olduk değil mi? O adam geldi. Bir kişi değil mi? Bir hocam. O kursa. Bak bir kişiye kuyudan çıkmasına vesile oldu. Yetmiyor. Sırf onun için yaratılmış olsam ve ona Risale-i Nur tanımasına vesile olsam ve ölsem yetmez mi? Çünkü ne kadar hoca yetiştirmiş o. Yetiştiriyor da. Tamam. Bak şimdi. Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruh zemindeki bütün muazzam meseleden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak haber meselelere bakıp mesela Suriye ne oldu, Libya ne oldu, Rusya hani ne bir bildim bittim o kadar daha merak haber öyle bir acayip merak var ki şu anda mesela ben akıl okuyordum biliyorsunuz. Gafur aradı. Gafur evvel ahir zahir ve batın sikke tura onlar konuşuyor belki. Arayınca mecbur şey ara verdi. Kur'an okuyorum, ders çalışıyorum. Dersten yorulunca Kur'an okuyorum. Masamda görüyorsunuz da, duyuyorsunuz. Yani hemen çalışıyorum, sonra sesim kesildiyse an derse çalışıyorum. Kur'an okurken ne yapıyorum? Aklı düşünüyor. Bak bugün bulduğumu söylüyor.
akıl diyor, inkişafın nispetine mazi ve müstakbel açılır diyor. Gayiplikten çıkar diyor. Şu anlar 200 bak şimdi. Yani diyemezdim de ben taze çalışmasam. Aklın bakın, aklın kemali nispetinde mazi ve müstakbel olan gayb açılır diyor aklı. Gelecek aklı, aklın ne kadar inkişaf ederse gelecek senin için ayağın olur. Başkası için gelecek senin için ayağın. Buna nasıl olur? Nasıl olur? Biraz bir şeyler yazdık, yoruldum. Dedim ya şimdi Kur'an okuyayım da gelir bir şekilde. Attım soruyu. Nasıl olur? Biraz da gelsin. Çalışıyorum. Şu anlar 200. Attım tamam. Ondan sonra dünden beri atmışım gece. Şimdi sabah okuyorum. Keyfim var yani. Şu anda keyifteyim. Ondan sonra Kur'an okuyorum. Baktım. Meğer mazi ve müstakbel aklı açılması İmam-ı Mübin'in aktif olmasındanmış. Çünkü İmam-ı Mübin mazi ve müstakbele bakıyor. Kitab-ı Mübin hazıra bakıyor. Yeni yani. O da şeyde mektubatta var ya 10. mektupta. Ve İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin sözde kaçıncı sözde anlatıyor? Hatırlayanınız var mı? 26. Kaç? 26. Kader Risalesi'ne var. Başka bir de bir haşiye var. İmam-ı Mübin kitabı esas orada anlatıyor. Haşiye, çok uzun bir haşiye. Hadi kim söyleyecek? İmam-ı Mübin kitabı Mübin. Çok acayip, orada anlatıyor. Hadi bakalım, bir büyük bir haşiye. 30. namaz mı? 30. söz. Ne? Ener. Evet, güzel. Ene ve zerre basın yok mu? Bakın orada anlatıyor. İmam-ı Mübin kitabı Mübin'i bırak. Şimdi akıl İnkişafın nispetinde, yani vahye muhatap oldukça akıllı oluyorsunuz. Akıllı kimdir? Zeki demiyor. İyi mühendistir, iyi profesördür. Kur'an'a tabi ise akıllıdır. Olmadığı nispete zekadır. Hani var ya böyle, burada da göster. Şimdi akıl, inkişaf, yani vahye muhatap oldukça tahir. Yusuf. Mazi ve müstakbel gayiplikten çıkıyormuş. Hadi geçmişi tamam. Gelecek nasıl gayiplikten çıkar? Ulan bu nasıl olur? Meğer akılda İmam-ı Mübin de var. İmam-ı Mübin neydi? İlim emir. Hazır zamana nispeten mazi ve müstakbeli. İlim emir. Kitab-ı Mübin nedir? Mazi ve müstakbelden ziyade hazır zaman. Ne yapar? Kudret ve irade. Kudret ve iradeyi tazamun ediyor. İmam-ı Mübin neyi tazamun ediyor? İlim, emir, mazi ve müstakbel. Mazi müstakbel İmam-ı Mübin'e bakar. Hazır zaman şu anda şahit olduğunuz Kitab-ı Mübin'e bakıyor. Demek ki akılda mazi ve müstakbel kalkıyorsa İmam-ı Mübin açılıyor. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin neydi? Lef-i Mahfuz'un iki defteri. Öyle değil mi? Lef-i Mahfuz'un iki defteri. Mektubatta 10. mektupta anlatıyor. O açılıyor. Onun için böyle. Peki ne karı var yani? Tamam bu bilgi furuşluk yaptık. O inkişaf ettikçe ahireti burada yaşıyorsun. Peki başka ne oluyor? Biraz da gittim şu alan ikizde. Diyor ki kişi mazi ve müstakbeli ahirette rastlayacağı, karşılaşacağı Allah'ın muamelesini bu dünyada hissetmeye başlar. Yani o insan böyle Allah bana böyle böyle davranacak, böyle böyle şey yapacak, bunu soracak. Oradaki haletleri burada yaşıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, avamın beklediği cenneti diyor, havas şahadetli yaşar. Biraz da gideyim de. Bir de okuyayım. Risale-i Nur şakirtlerin meşgul oldukları vazife, ruh-i zemindeki bütün muazzam meselden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak haber meselelere bakıp siyasette meşgul olmayacaksın. Vazife-i bakiyenize fütür getirmeniz. Eğer ben bugün Azerbaycan, Ermenistan ne olduğunu merak etseydim, ben buna çalışmayacaktım ve size bu taze canlı canlı heyecanla anlatamazdım. Onunla meşgul olduğumu gösteriyor. Hani dolayısıyla vazife-i bakiyenizde futur getirmeyiniz. Futur biliyorsun bilmemeklik hali. Örtülmüş. Şu siyaseti, şunu takip ettin, Facebook'a baktın, Twitter'a. Benim Facebook'umda yok, Twitter'ımda yok, yok da yok. Yok ya. Benim adıma çalışıyor, hizmet ediyorlar, bir şey atıyorlar. Ben şeyi bilmiyorum, şifreyi bilmiyorum. Bilmiyorum ya, yalan söylemiyorum, yok bilmiyorum. Görüyorsun. Ya Kur'an okuyayım öyle sanırım. Yorulunca Kur'an açayım ama Kur'an okurken de onu düşünüyorum, neydi ya? Tamam mı?
Niye anlatıyorsun, örnek veriyorsun? Yaşadığımdan veriyorum ki arkadaşlar, böyle oluyor. Yani Risale-i müteveccih olduğumuz zaman o haletler inkişaf ediyor, seni canlı tutuyor. Allah ile ahirette bağlı tutuyor. Bağlı olunca hiçbir hadise seni ezemiyor yani. Oklavanın altına alamaz hamur gibi. Rahat oluyorsun, canlı oluyorsun. Psikolojini koyuyorsun ayağının altına. Yesinler psikoloji, yesinler korona. Ulan ben hala bu toplumdan çıkmış mıyım? Ben de korona olabilirim. Yesinler koronasını ya. Ne olacak ya? Bunu sana bu haleti veren imandır. O da nedir? Siyasi, dünyevi, merak haber şeylerle meşgul olmayacaksın. İstiyorsan. Her meşguliyet bağdır. O zaman futur verir. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviniz kırılmasın. Emirdar Laikası 1.43. Bir yerde okuyorum şu ezan okunana kadar. Bedüzzaman Hazretleri, iman hizmetini maddi, manevi ve meşru hiçbir menfaatın tesiri olmadan fıtr-ı ubudiyet ile rıza-i ilahiye tasam, fıtr-ı ubudiyet şeyde anlatır. Şu anlar 100-101'de vazife-i fıtratınız bir de 20. mektupta söyler. 20. mektupta şöyle der. Vazife-i fıtratınız sebebi hilkatınız. Sebebi hilkatınız, vazife-i fıtratınız. İman-ı billah. Öyle diyor. Yani zorlanıyoruz. 20. bak. Hilkatınız. Okuyayım. 19. Bu yeni mektup. 20. mektubun başında söylüyor. Ondan sonra ezan okumunu keseceğim. Diyor ki, hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Hilkat. Hilkat, yoktum yaratıldım. Tamam. Hilkatle fıtratın farkını söylüyorum Tayyip. Hep soruyorlar ya. Hilkatin en yüksek gayesi, hilkatın şu. Allah varken hiçbir şey yoktu. 24. mektubun başında söylüyorum. Gene oraya geldim. Hiçlikte kalmadın. Vücuda çıktın. Taş olmadın. Nebatat olmadın. Hayvan olmadın. İnsan oldun. İman ve İslamiyet nimetini tattın. Yani bu hilkat. Yaratıldım. Hilkatin en yüksek gayesi. Tamam da ben kadın değilim, köpek değilim. Onlar da var. Kadın da erkek değildir. O değil, bu değilim. Ben bu şekilde. Benim fıtrat. Hilkat değil. Hilkat yoktum, var oldum. Fıtrat ise yazılım. Benim program. Hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman billah'tır. Allah'a imanda telakki etmek. Tamam mı? Böyle. Şualarda da anlatır 100. sayfada. Bu mektubatın başıydı. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, iman hizmetini maddi ve manevi ve meşru hiçbir menfaatın tesiri olmadan fıtr-ı ubudiyet ile fıtratın en yüce neticesi rıza ilahi tazamun eden emri ilahi olduğu için yapmayı esas alır ve bu halisiyet tekraren teşvik edip der ki rıza-i ilahiden başka fıtr-ı vazife-i ilmenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü iman gidiyor. Adama bakıyorsun, bir taraf geri oluyor Deccal'a, Hasan'a düşman olacağım diye, tenkit edeceğim diye, Sufyancı oluyor. Çünkü onun bir normal bir risaleleri bilmeyen, normal bir vatandaş dinlese adama muhabbet edecek ya. Sufyan'a muhabbet edecek. Sufyan'a muhabbet etmesine vesile oluyorsan, o oluyorsun işte. Diyor ki, yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaiki imaniyeyi fıtr-ı ubudiyetle, fıtratı en yüce neticesi, bak 20. mektuptaki şey, fıtr-ı ubudiyetle, fıtratının gereği gibi bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara, herkese değil, bilmiyor ama bilme ihtiyacı yok adamın, hiç anlatma. Alın alın alın, almasanız bana atın, öyle bir malımız yok bizim. Ketaliku diyor öyle, fi'ana kıl bakar. Mektubatta geçer değil mi, hatırladınız? Hadiste fi'ana kıl hızır diye geçiyor. Yani layık olmayana
boncuk takarsın, inci takmayın. Ketalik diyor öyle fi anakil bakar. Öküze boncuk takın, inci takmayın. Yani layık olmayanı anlatma. Bunlar inci gibi hakikat, verme. 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 Ne diyor? Bak ustad da diyor ki, bilmeyenlere, başka bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak. Mesela nasıl kurtaracak? Beşinci şuayı bilmeyen bir alim imanı çok tehlikede. Bak 35, İzmir plakası kaçtı? 35. Kastamonu 35'te diyor. Ehli ilmin, bilhassa avamın ve bilhassa ehli ilmin diyor. Bilhassa demiyor mu? Umum ehli, şey, avamın, umumun, bilhassa ehli ilmin. Beşinci şua imanını kurtarıyor diyor. Çünkü beşinci şuayı bilmiyorsa Deccal ve Süfyan'ı bilmiyor. Mehdi'yi de bilmeyecek. Peki hadis-i şerifte ne diyor? Asıl tanımayan, asıl vazifelisini, asıl mücedidini tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Niye? Asıl imamının, ne var asıl imamının elinde? Körü körüne bu kabul etmeyelim şey. Şu, çözümler var. Asrın getirdiği tereddütler var, soru şüpheler var, sıkıntılar var. Asrı. Peki asrın imamı nedir? Bunun çaresidir. Çareyi bilmiyorsan o tereddütler var, çaresi yok sende. O zaman şüpheli işte gideceksin kabine. O hoca dediği gibi çaktırmadan diyor ki gidene kadar aşır yapacağız dedi. Ben Risale-i Nur okumayıp da 58 yaşındayım. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Bu yoldayım. Yemin ederim Rabbime, bak şey demiyorum, rastladığım Risale'ni bilmiyorsa, Risale'ni bilmiyorsa, her okuyan alimin, hocanın haşir problemidir. Televizyonda çıkan bir tane felsefeci var, isim vermeyeceğim, kitapları var. Felsefeden mezun ama din hakkında şey yapıyor. Trakyalı, Makedonyalıdır konuşmasında, isim vermeyeceğim. Şeyde denk gelmiştik, Zeytinburnu Cumartesi dersinden sonra o Boğaz'da, Boğaz Köprüsü'nün altına bir şey var. Emirgah mı ne, oralarda bir şey içelim dedik. Almanya'da misafirlerim gelmişti. O, sütlü bir şey. Salepe. Orada adam baktım oturuyor arkadaşlarıyla falan. Kalktı, kafa sarıldı. Sarıldı bana. Bizim arkadaşlar da şey. Dedi ki hocam seni burada görmek tek şey, felsefe. Sen hakkını bana helal et. Niye hocam dedim. Dedi ki bizim isimle o değiştirmiş. Fıtratın şahadetiyle ahiretin ispatı. Kitap yazmış. Bunu durdura durdura yazmış. Onun için hakkını şöyle yazmış. Kitabın adı şu. İnsandaki ihtiyaçlarla, arzularla ahiretin ispatı diye. Onu, o benim değil ki Risale'nin derdi. Keşke Risale'nin kaynak verseydin dedim. Ses yapmadı. Vermedi. Herhalde. Sonra bir yıl şey gönderdi. Şimdi böyle kitap yazıyor ama aslı tanımamış. Beşinci şeyi bilmediği için kah dostuna düşman, Allah'ın dostuna düşman, düşmanla dost oluyor. Bir daha beşinci şeyi bilmeyen Allah'ın bazen dostuna düşman, bazen düşmanla dost oluyor. Bilmez. Çünkü harita, aslın haritası beşinci şua. Beşinci şua, Mehdi bilmeyen, Deccal'ı da bilmez, Süfyan'ı da bilmez. Kaç tane hadis var orada hatırladınız mı? Ve hani Süfyan'ı ve Deccal'ı anlatan hadisi 21. 21. Bir de tetimesi var. Tamamlayıcı. Ya. Mesela eli delinecek diyor. Alnında haza kafir yazacak diyor. Allah Allah vesaire. Onun bir cenneti var diyor Deccal'ın. Bir de cehennemi var diyor. Cehennemine giren cennetin Allah'ın, onun cennetini giren de Allah'ın cehennemine girecek diyor. Hatır mı? Allah'ın. He? Ya. Bitireyim. Namaz kılacağız. Bir daha okuyayım şurada. Hakaik imani fıtri ubudiyetle bilmeyenlere yetmiyor. Bilme ihtiyacında olanları anlatacaksınız. Tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında her şey birbirine girmiş. Karışmış böyle. Dünyada imanı kurtarmak ve muanitlere katı kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda Kur'an dersi vermek lazımdır ki
Bir bakacaklar, söyle bak. Onların hakikaten bunun siyaset alakası yok ya. Bu hakikaten Allah Kur'an ya. Yani dershane açmış ama tabela falan partiyle değil. Falan maddi şey değil. Bu hakikaten Allah için ya. Bu Allah anlatıyor. Bu tarzda, aleti olmayacak tarzda Kur'an'ı ders vermek lazımdır ki niye? Küfrü mutlakı ve mütemelit ve inatçı dalaleti kırsın. Herkese katı kanat ve verebilsin. Emir dalaykası 2.79. Yani diyecek ki bu hakikaten Allah için. Hakikaten anlattı. O zaman tesir ediyor. Ama başka başka maksatlar için anlatınca doğruyu anlatsam bile onu bile sorgular avam. İşte bunun bir vesilesi olarak menfi siyaseti hazırladan iştinab etmiştir. İsa'nın devam ediyor. Ben burada kesiyorum. Her perşembe mi yapacağız abiler? Bu öğlen dersi değil mi? Her perşembe. Bugün perşembe mi? Evet. Perşembe. Akşam da umumi ders var. Akşam da inşallah dersimiz olacak. Her perşembe de. Saat 9'da dersin. 9'da mı? Akşam. Ha, akşam 9'da. Tamam. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.